Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Videomuzun başlığı kolesterol düşürücü 8 gıdadan bahsedeceğim size bugün. Konuya geçmeden önce eğer bu tür videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalımdaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Orayı açtığınız zaman videolar ilk olarak size gelecektir. Lütfen bildirim ziline tıklayın. Şimdi öncelikle kolesterol nedir? Size ondan bahsetmek istiyorum. Kolesterol vücudumuzda her insanın vücudunda vücut tarafından üretilen ve gerekli olan bir yağ çeşididir. Dışarıdan alındığı gibi dediğimiz gibi vücudumuzda da üretilir. Östrojen gibi testosteron gibi hormonların yapısında ki bu hormonlar bizim vücut sağlığımız için biliyorsunuz çok çok önemli. Aynı zamanda D vitamini ve safra asitinin de oluşumunda gerekli bir yağ çeşididir. Et, süt, tereyağı, peynir, yoğurt gibi hayvansal gıdaların yapısında bulunur. Biz bunları zaten dışarıdan tüketerek alıyoruz. Bu tür hayvansal gıdalar da vardır. Bitkisel kaynaklı besinlerde bulunmaz. Ne gibi? Bakliyatlarda bulunmaz, meyvelerde bulunmaz, sebzelerde bulunmaz, kuru yemişlerde bulunmaz. Bu tür besinlerde kolesterol bulunmamaktadır. Şimdi size kolesterolün çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. İki çeşidi vardır. Kötü huylu kolesterol dediğimiz LDL kolesterol adı üstünde kötü huyludur. Damarlarımızda plaka oluşturur ve damarların daralmasına, tıkanmasına neden olur. O yüzden bu kötü huylu bir kolesteroldür. LDL dediğimiz değer 130 mg desilitrenin üzerinde ise tehlikelidir. İkincisi İyi huylu kolesterol dediğimiz adı üstünde iyidir ve biz bunun yüksek olmasını isteriz. Damarlarımızı temizleyen ve kalbimizi koruyan yağlardır. Bu değerde HDL dediğimiz tahlilleriniz varsa oradan kontrol etmeniz adına söylüyorum. HDL dediğimiz değerde 40 mg desilitrenin üzerinde olmalıdır. Eğer bunun altındaysa demek ki iyi beslenmiyoruz, spor yapmıyoruz. Bu değeri yükseltmemiz gerekir. Bir de trigliserit dediğimiz değerler var. O da yine kötü huylu bir kolesteroldür. Onun da yüksek olmasını istemeyiz. Şimdi vücutta kolesterol yüksekliği iki nedenle gerçekleşiyor. Bir tanesi genetik olarak vücudunuzda kolesterol yüksekliği vardır. Yani sizin vücudunuz kolesterolü üretiyor, üretiyordur. Bu tabii ki çok ekstrem bir durum ama onun dışında kendi beslenmemizle de kolesterolü yükseltebiliyoruz. Peki kolesterolümüz neden yükseliyor? Öncelikle sağlıksız beslenme nedeniyle yükselir. Bunun yanında kilo artışı ile yükselebilen kolesterol de vardır. Yine hareketsiz olmak, ayrıca hayvansal gıda çok fazla tüketmek, abur cubur, yemek, işlenmiş gıda, yemek ve sigara içmek bunlar vücudumuzda kolesterolü yükseltir. O zaman genel bilgileri toparladıktan sonra gelelim kolesterol düşüren 8 tane gıda. Birincisi zeytinyağıdır. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Yemeklerinizde katı yağ kullanmak yerine genellikle zeytinyağı kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü zeytinyağının içerisinde omega 9 dediğimiz bir yağ asidi vardır. Bu kalbimizdeki iyi huylu kolesterolün yükselmesini sağlar. Yani HDL yükselterek kötü kolesterolü düşürür. Bu şekilde kolesterolümüzü düşüren en önemli besinlerden bir tanesidir. İkinci besin ceviz İçerdiği sağlıklı yağ asitleri sayesinde aynı şekilde zeytinyağı gibi kalpteki ve vücudumuzdaki iyi huylu kolesterolü artırır. Bu yolla da kötü huylu kolesterolün düşmesini sağlar. Yani biz vücudumuza besinleri alırken kolesterolü yükselten değil düşüren besinleri alıyoruz. Ceviz de bunlardan bir tanesidir. Mutlaka her gün beslenmenize günde iki tane ceviz kullanmanızı öneriyoruz. Ara öğünde de olabilir. Ben genelde danışanlarıma şu şekilde veriyordum. Geceden bir bardak suya bıraktırıyorum. iki ceviz bir bardak suya koyuyoruz. Sabah uyandığınızda cevizi yiyorsunuz. Suyu da içiyorsunuz. Bu şekilde kolesterol düşmesine yardımcı oluyor. Üçüncü besinimiz. Üçüncü besinimiz de Yulaf. Yulaf içeride beta glukan ve çözünür çözünmeyen lifler sayesinde kolesterolün düşmesini sağlar. Peki nasıl düşmesini sağlıyor? Bu lifler bağırsaklarımızdaki kötü kolesterolün emilmesini ve besinlerle birlikte vücuttan atılmasını sağlar. Bu sayede vücudumuz kolesterolü dışarı atmış olacaktır ve kolesterolün düşmesini sağlayacaktır. Günlük beslenmenizde kahvaltıda sevmiyorsanız dahi gün içerisinde bir kase yoğurdun içerisine 1-2 kaşık kullanarak ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. Dördüncü besinimiz balık. Balıkta içerdiği omega 3 yani sağlıklı yağlar sayesinde vücudumuzdaki iyi huylu kolesterolün artmasını sağlar. İyi huylu dediğimiz biliyorsunuz HDL'ydi. Bu kolesterol arttığı zaman ne olacaktır? Vücudumuz kalbimizi koruma altına alacaktır ve aynı zamanda da kötü huylu kolesterolümüz düşecektir. Mutlaka haftada bir defa balık tüketmenizi öneriyoruz. Bu balığı da özellikle ızgarada veya fırında veya buğulama olarak tercih etmenizi e, sağlıklı olduğu için öneriyoruz. 5 İkinci kolesterol düşürücü gıdamız da yeşil çaydır. Yeşil çayın biliyorsunuz biz her zaman kullanıyoruz. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Aynı zamanda bağırsakları hızlandırır. Bu şekilde de ne yapacaktır? Yağ yakımını destekleyecektir. Vücudumuzda yağ yaktığı zaman kilo düşüşü gerçekleşir. Bu aynı zamanda kolesterolün de düşmesini sağlar. O yüzden ne yapacağız? Eğer size dokunmuyorsa günde 1 veya iki bardak yeşil çay içebilirsiniz. Altıncı besinimiz avokado. Biliyorsunuz avokado çok sağlıklı yağlar içerir ve aynı zamanda içerdiği beta sayesinde kolesterolün bağırsaklardaki emilimini azaltır. Bu şekilde de ne olacaktır? Vücudumuz kolesterolü güzel bir şekilde atmış olacaktır ve vücudumuzun kolesterolü düşecektir. Yedinci besinimizse bakliyatlardır. Bunları açmak gerekirse artık biliyorsunuzdur. Yeşil mercimek, börülce, barbunya, nohut, kuru fasulye. Bunlar biliyorsunuz ki çok yüksek lif içeriğine sahiptir. Yüksek lif sayesinde bizi aslında çok fazla tok tutar. Bunu zaten birçok kişi fark etmiştir. Bunun yanında bu yüksek lif aynı şekilde bağırsaklardaki kolesterolün emilmesini azaltır bağlar ve vücuttan atılmasını sağlar. Ne yapacağız o yüzden? Haftada 2 defa mutlaka bakliyat tüketmeye özen göstereceğiz. 8. besinimiz de sebzeler. Burada hani bir tanesini seçip ondan bahsetmek istemiyorum. Belki spesifik yapabiliriz işte kabak, ıspanak gibi. Genel olarak sebzelerin kolesterol düşürücü içeriği vardır. Çok fazla yüksek su oranına ve lif oranına sahiptir. Dolayısıyla aynı şekilde bağırsaklarda bağırsak hızlandırmayı sağlar ve orada kolesterol emilip vücuttan aynı şekilde atılmasını sağlar. Yani aslında çoğunun mekanizması aynı yere çıkıyor. Tüm sağlıklı besinlerin kolesterol düşürücü etkisi vardır. Şimdi size aslında birçok genel bilgiden ve kolesterol düşürücü besinlerden bahsettim. Ama burada en çok dikkat edeceğimiz nokta şudur. Ne yapacağız? Bir, sağlıklı besleneceğiz gün içerisinde yediklerimize dikkat edeceğiz. Çok fazla hayvansal gıdaya yönelmeyeceğiz. Burada şu soru olacaktır. İşte hocam et yemeyecek miyim? İşte yoğurt yemeyecek miyim? Bunları normal ölçülerde yediğiniz zaman zaten kolesterolünüz artmıyor. Çok fazla karbonhidrat alımı yapmamanızı öneriyoruz. Çünkü fazlası vücutta ne yapıyor? Vücut tarafından hem kan yağlarına hem de depo yağlara çevriliyor. Bunlara dikkat edeceğiz. E bu bizi nereye çıkartıyor? Yani aslında ideal kilomuzda olacağız. Yani sağlıklı besleneceğiz, ideal kilomuzda olacağız. Bu en önemli nokta. Bunun yanında eğer genetik bir kolesterolünüz varsa zaten sağlıklı besleniyorsanız şunu yapacaksınız. Mutlaka günde bir saat yürüyüş yapmanızı öneriyoruz. Çünkü yürüyüşün biliyoruz ki kolesterol düşürücü etkisi var. Bunlara dikkat etmeliyiz. Şimdi burada hemen bir dipnot geçmek istiyorum. Dediğim gibi bir sağlıksız beslenmeyle kilo artışı ile yükselen kolesterol var. Biz bunu kontrol altına alabiliyoruz ve düşürüyoruz. Bir de genetik olan var. Eğer genetik olan varsa siz mutlaka doktorunuza danışıyorsunuz ve ilacınızı kullanmayı ihmal etmiyorsunuz. Çünkü o vücut tarafından üretildiği için biz bunu sağlıklı beslenme ile genelde düşüremiyoruz. Doktorunuz kontrol altında tutuyor. Bir de benim kendi gözlemlediğim çok özel bir durum görmüştüm. Size ondan bahsetmek istiyorum. Çok zayıf bir danışanım vardı ve biz bu danışanıma kan tahlili yaptırdık. Ve danışanımın kan değerlerinde yaklaşık 40 kilo olmasına rağmen 1.60 boyunda 40 kilo olmasına rağmen kolesterol çıktı. Ben hemen şöyle bir tez geliştirdim. Normalde zayıf kişilerde çok fazla kolesterol beklemiyoruz. Çok da aşırı bir yüksekliği yoktu ama normal sınırın üzerindeydi. Ya vücut kendi üretiyor ya da zayıflığa bağlı yükselen bir kolesterol olabilir. Yani danışan o kadar zayıf ki vücudu kolesterolle vücudun yağını kontrol altında tutmaya olabilir tutmaya çalışıyor olabilir gibi düşünmüştüm. Sonrasında biz bu danışanıma 3-4 ay gibi bir sürede yaklaşık 10 kilo aldırdık ve 50 kiloya çıktı. Kan tahlili değerlerini tekrar kontrol ettiğimizde kolesterolün ortadan kaybolduğunu gördük. Böyle bir durumda gördüm eğer çok zayıfsanız ve böyle bir durumda varsa belki zayıflıktan da oluyor olabilir. Burada yine aynı noktaya geliyoruz. İdeal kiloda olmalıyız ne aşırı kilolu olmalıyız ne de çok zayıf olmalıyız. Umarım videom herkes için faydalı olur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.